Arkadaşlar merhaba. Çocuk gelişiminde program dersimizin 8. ünitesi yani son ünitesi olan hastane merkezli gelişimsel destek programları konusunu bu dersimizde işleyeceğiz. Bu dersimizi tamamladıktan sonra hastane merkezli eğitimi tanımlayabilecek, hastane merkezli gelişimsel destek programlarını tanımlayabilecek, bu destek programlarının amaçlarını sıralayabilecek, hastane merkezli gelişimsel destek programlarının önemini açıklayabilecek ve bu destek programlarının yapısını tanıyabileceksiniz. Ünitemizin konu başlıkları şu şekilde. Hastane merkezde eğitimin tanımı ve kapsamı. Hastane merkezli gelişimsel destek programlarının amacı, önemi, kapsamı ve bu programların yapısı ve son başlığımızda hastane merkezli gelişimsel destek programlarının örnekleridir. Bazı çocukların gelişimsel, sosyal, duygusal, tıbbi ve eğitsel gereksinimleri sebebiyle daha fazla destek programına ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Bu kapsamda evde ya da okulda gerçekleştirilen destek hizmetlerinin yanı sıra hastanede yatarak tedavi gören çocuklar için de hastane merkezi gelişimsel destek hizmetlerinden faydalanıldığını söyleyebiliriz. Hastane merkezde eğitim nedir? Zorunlu öğrenim çağında olup Süren hastalığı ya da hastanede yatarak tedavi görmesi sebebiyle örgün öğretim kurumlarından faydalanamayan çocukların doğrudan yararlanamadıkları için hastanede sunulan eğitim hizmetlerinden yararlanmasıdır aslında. Uzun süreli olarak hastanede yatan çocuklara hastane okulunda ya da yatak başında verilen eğitimdir. Anayasamızın 42. maddesinde kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır ifadesi gereğince bu çocuklar doğrudan eğitimden yararlanamadıkları için onların eğitim hakkının korunduğunu ve bunun için gerekli önlemlerin alındığını görüyoruz. Hastane merkezi gelişimsel destek programları 0-18 yaş arasındaki çocuklara yönelik programlardır ve disiplinler arası bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Bu kapsamda doktor, hemşire, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişim uzmanı, sınıf öğretmeni, özel eğitim öğretmeni ve ailenin çocuklar için hazırlanan programlarda rol oynadığını görmekteyiz. Hastane merkezi gelişimsel destek programlarının amaçlarına bakacak olursak bedensel ve ruhsal gelişimlerini sağlamalarına çocukların yardımcı olmak, eğitim ve öğretim haklarından yararlanmalarını sağlamak, onların akademik olarak akranlarından geri kalmalarını önlemek, hastalıklarını ve tedavilerini kabullenmelerine yardımcı olmak, yaşadıkları psikolojik travmanın etkilerini azaltmak ve onların sorunlarını paylaşmak, içinde bulundukları ortama ve topluma uyumlarını kolaylaştırmak, sorunsuz bir şekilde eve ya da okula dönüşlerini sağlamaktır. Hastane e, merkezli gelişimsel programların için önemlidir. Çünkü bu programlar sayesinde çocuklar kendi durumlarını daha kolay kabul edebilmektedirler. Aynı zamanda tedavi süreçlerini hızlanmakta, stres düzeyleri azalmakta ve hastanede geçirdikleri sürede mutlu olmaktadırlar. Ayrıca akademik olarak akranlarından geri kalmamaları sağlanarak diğer çocuklarla etkileşime girme fırsatı da edinmektedirler. Aynı zamanda da hastanede eğlence zaman geçirerek hastaneden çıkışta da yaşam uyumları kolaylaştırılmaktadır. Hastane merkezli gelişimsel destek programları sadece çocukların hastalıklarını değil, onların yaş ve gelişimsel dönemlerini de kapsamaktadır. Bu programların yapısına bakacak olursak, gelişimsel tarama ve erken müdahale, hastaneye hazırlayıcı eğitim hastanede oyun programı, hastane okulu, yatak başında öğretim, uzaktan öğretim ve hastaneden okula geçişin planlanması şeklinde olduğunu görüyoruz. İlk olarak gelişimsel taramanın amacına bakalım. çocuğu gelişim açısından inceleyerek daha kapsamlı ve ayrıntılı bir değerlendirme ya da erken müdahaleye ihtiyacın olup olmadığını belirlemek. Bu noktada ülkemizdeki örnekler Anne Çocuk Eğitim Programı, Baba Destek Programı, Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı gibi sıralanabilir. Hastaneye hazırlayıcı eğitimin amacı ise çocuklara hastanenin bölümleri, hastanenin yaşamı, hastane personeli, burada kullanılan araç gereçler ve hastanede yapılan işlemlerle ilgili bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda kullanılan yöntemler seminerler verme, drama, kitap okuma, kukla gösterisi sergileme, film ya da video izleme, müzik dinleme, resim yapma şeklinde sıralanabilir hastanede oyun başlığı altında oyunun niçin önemli olduğuna değinelim. Oyun sayesinde çocuklar sadece kendi dünyalarını anlamıyorlar. Bunun yanı sıra büyümeye, gelişme, öğrenme, dinlenme, eğlenme ve sosyalleşmelerine de aslında oyunun yardımcı olduğunu görüyoruz. E, hastalığı nedeniyle hastanede yatarak tedavi gören çocuklar ve örgün eğitim kurumlarından yararlanamayan çocukların eğitimlerinin kesintisiz bir şekilde devam ettirilebilmesi için e, o, hastanede kurulan okullara hastane okulu denilmektedir. Zorunlu öğrenim çağında hastalık ve e, ya da tedavisi nedeniyle yatağının ayrılamayan ve hastanede yatan çocuklar için e, gerçekleştirilen öğretime de yatak başında öğretim denilmektedir. Teknolojideki ve alternatif öğrenme ortamlarındaki gelişmeler sınıfa dayalı eğitim öğretim etkinliklerinden yararlanamayan çocuklar için uzaktan öğretimi aslında olanaklı kılmıştır. Bir diğer başlığımız olan hastaneden okula geçişin planlanması noktasında hasta çocukların tedavisi sonrasında onların okula uyumlarını kolaylaştırmak üzere hasta çocuğun ve ailesinin okul personelinin aynı zamanda çocuğun devam ettiği sınıfın Çocuğun okula dönüşü için hazırlanmasını, okula dönüş sonrasında da çocuğun sağlık ve başarı durumunun izlenmesine yönelik yapılan planlamayı içermektedir. Hastane merkezi gelişimsel destek programı örnekleri aslında önceki slaytlarda bahsettiğimiz gelişimsel tarama ve erken müdahale, hastaneye hazırlayıcı eğitim, hastanede oyun programı, hastane okulu, yatak başında öğretim, uzaktan öğretim ve hastaneden okula geçişin planlanması şeklinde sıralanabilir. Bu sayede arkadaşlar son ünitemizi tamamlamış bulunmaktayız. Ancak unutmayın ki bu özet videolar sizin temel öğrenme kaynağınız değildir. Daha ayrıntılı bilgi için kitabımızı okumayı, Anadolu Ekampüs'teki diğer malzemelerden ve olanaklardan yararlanmayı unutmayın. Hoşçakalın.